volkanik patlama ile yok olan Pompei. Milattan sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı'nda gerçekleşen patlama sonucunda küller altında kalan Pompei şehrinin son anları animasyonla yeniden canlandırıldı. Şehrin son 48 saatini gösteren animasyon, felaketin gerçek olduğu düşünüldüğünde oldukça etkileyici olabiliyor. Antik Roma'nın en büyük kentlerinden biri olan Pompei, milattan sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu lavlar altında kalan ve yerle bir olup tarih sahnesine gömülen bir antik şehir. 1599 yılında yeniden keşfedilen şehir, o zamandan bu zamana kadar her süreçte ilgi çeken bir hikayeye sahip. Hamamlar, freskler, duvar yazıları, amfiteyatro, su kemeri dahil olmak üzere elde edilen tüm bulgular Antik Roma ile ilgili pek çok bilgiyi gün yüzüne çıkarıyor. Olayın antik dünyada gerçekleşmiş olduğu göz önüne alındığında pek de uzağa gitmedikleri söylenebilir. Yeni bir araştırmaya göre hayatta kalanların birçoğu Güney İtalya kıyılarında kalarak Cumae, Napoli, Ostia ve Pozzuoli'ye yerleşmişti. Miami Üniversitesi Klasik Çalışmalar Kürsüsü'nden Profesör Steven Tuck, tarihi kayıtlar dağınık olduğundan hayatta kalanların nereye gittiklerini belirlemenin zorlu bir iş olduğunu söylüyor. İnsanların felaketin ardından nereye yol aldıklarını belirlemek için dokümanlar, yazıtlar, eserler ve antik altyapıyı da içine alan tarihi kayıtlar taranarak çeşitli kriterler oluşturulduğu bildiriliyor. Takım bu doğrultuda Pompei ve Herculaneum'daki bilinen aile isimlerini bir veri tabanı haline getirip bu isimlerin milattan sonra 79'dan sonra herhangi bir yerde gözüküp gözükmediğini kontrol ettiği, ayrıca ateş tanrısı Vulcanus veya patlamanın ardından yakınlardaki şehirlerde gün yüzüne çıkan Pompei'nin koruyucu tanrısı Venüs Pompei Ana tapınımı gibi Pompei ve Herculaneum kültürüne dair özgün izler aradığı da belirtiliyor. Tuck'ın ifade ettiğine göre o dönemde başlayan altyapı projelerinin felaketten kurtulanların yaptığı ani göç akışlarına uygun ortam sağlamak için yapılmış olması muhtemel. Zira patlamanın olduğu sırada Pompei ve Herculaneum'da 15 bin ila 20 bin insan yaşıyordu ve bunların büyük bir çoğunluğu Vezüv felaketini atlatmıştı. Hayatta kalanlardan Cornelius Fuscus adında bir adam, daha sonra Romalıların Asya olarak adlandırdıkları yerde günümüz Romanya'sı, askeri bir eylem sırasında ölmüştü. Tuck konuya ilişkin verdiği bir demeçte orada onun için bir yazıt konulmuş. Pompei kolonisinden olduğu, daha sonra Napoli'de yaşadığı ve en nihayetinde orduya katıldığı söylenmiş diyor. Yolculuklarına ve diğer kayıtlara dair detaylar sunan tarihi belgelere göre Pompei Sulpicius, ailesi ise Cumae'ye yerleşmiş. Tuck, arkeologlar Pompei duvarlarının dışında bu ailenin mali kayıtlarla dolu bir kasa keşfetti. Kasa yolun kenarında külle kaplı bir haldeydi. Buradan açıkça anlaşılıyor ki biri bu iri kasayı giderken yanında götürmeye niyetlenmiş ancak bir kilometre kadar sonra vazgeçip bırakmış diyor. Kasadaki belgeler, birkaç on yıllık krediler, borçlar ve emlak mevcutlarına ilişkin detaylar sunuyor. Belgelerden anlaşıldığı üzere Sulpicius ailesi Cumae'ye orada bir iş ve sosyal ağları olduğu için yerleşmiş. Pompei'deki faun evin dışında Have yazısı, aynı yazıya Napoli'deki bir aile mezarında da rastlandı. Mezarın Vezüv patlamasından kurtulup Napoli'ye yerleşmiş bir aileye ait olması muhtemel. Steven Tuck, araştırması sırasında birkaç kadın ve azat edilmiş kölelere ilişkin yerleşim kayıtlarına da rastlamış. Felaketten sonra hayatta kalanların birçoğu yeni şehirlere taşındıktan sonra bile birbirleriyle evlenmiş. Böyle yapan kadınlardan biri olan Vettia Sabina, Napoli'de bir aile mezarı üzerine Have yazan bir yazıtta gömülmüş. Have, Romalıların
M.Ö. 80'de şehri ele geçirmesinden önce ve sonra Pompei'de konuşulan bir lehçe olan Oskan diline ait bir sözcük. Hoş geldin anlamına gelen bu sözcüğe günümüz kapı paspasları gibi evlerin önünde rastlamak mümkün. Yalnızca özgün aile isimlerine bakarak araştırmada yalnızca belirli bir düzeye kadar ilerlenebiliyor. Tak, birçok yabancı, göçmen ve kölenin kayıtlı aile isimleri bulunmadığı ve bu durum onların izini sürmeyi zorlaştırdığı için şehir dışına yerleşen kazazedelerin sayısı araştırmamda belirtildiğinden çok daha fazla diyor. Kül bulutunun yuttuğu şehir Pompei. Forum, tapınaklar, tiyatrolar, amfiteyatrolar, bazilikalar, caddeler, atölyeler, kenar mahalleler, hamamlar, meyhaneler, çamaşırhaneler, değirmenler, fırınlar, kumarhaneler, batakhaneler, hanlar, şehri gezenler tarafından bugün bile fark edilebiliyor. Ve sonunda da kenti baştan başa kaplayan lavlardan kaçmaya çalışan insan ve hayvanların bedenleriyle yüz yüze geliniyor. Burada tarihin en trajik olaylarından birine tanık oluyorsunuz. Etnograf Profesör Carlo Giardino, 79 yılının 24 Ağustos gününün 13'ünde Pompei'de olup bitenleri şöyle anlatır. O gün öğle vakti volkanın ağzından aniden yükselen bir kül bulutu birkaç saat içinde bütün Pompei'yi kaplamıştı. Böylece şehir çok uzun bir sessizlik dönemine girdi. Burada yaşayan binlerce insanın tehlikenin bu kadar yakınında oldukları halde gafil avlanmış olmaları o tarihlerde Vezüv'ün bambaşka bir manzara altında olmasından ileri gelmiştir. Depremlerle uyanmayan şehir Pompei. Yamaçları meşhur politikacıların villalarıyla süslü olan Vezüv, bağlar ve bahçelerle çevrili ağaçlık bir yerdi. Tepesindeki kalkerleşmiş taşlardan başka eski zamanların dramını hatırlatan herhangi bir hali yoktu. Oysa daha önceleri Vezüv'de yine bir püskürme olmuştu. Daha sonra bu püskürmeyi Yunan coğrafyacısı Strabon kraterleri incelemek suretiyle keşfetmişti. Ancak bundan bahsetmemeyi uygun bulmuştu. Aslında söyleseydi de ona kimse inanmazdı. Çünkü insanların gözü para ve zevkten başka bir şey görmüyordu. Belki de milattan sonra 62'de meydana gelen ve şehri tamamıyla yıkan bir zelzele bu felaketin habercisiydi. Depremler o kadar sık oluyordu ki artık Pompei halkı bunları önemsememeye başlamıştı. Tıpkı yavaş yavaş ısınan kurbağa gibi. Vezüv'den dumanlar yükselmeye başladı. Bir patlama olacağını anlayan halk limana doğru kaçmaya başladı. Gemilere binebilenler bir daha dönmemek üzere kentten uzaklaşmaya başladılar. Sarsıntılar başlayınca 20 dakika kadar süren bir şaşkınlık yaşandı. Halk paniğe kapıldı ve bir hareketle Sarno nehrindeki 600 metre uzakta olan bir limana atıldılar. Yollarını bir deniz kabarması kesti. Dev dalgalar bindikleri gemileri birer çöp gibi yukarıya kaldırıyor ve şehrin sularının içindeki kızgın lav denizine doğru fırlatıyordu. Gökten iri kum taneleri büyüklüğünde çok kızgın küçük taşlar yağmaya başlamıştı. Hemen arkasından da gaz ve kül yüklü kocaman siyah taşlar düşmeye başladı. Bu sonuncular yere değer değmez patlıyor ve ilk kayıpların verilmesine sebep oluyordu. Diğer taraftan evlerinin volkanının sünger taşı ve kül yığınının ağırlığına dayanamayıp çökmesiyle yok oluyorlardı. Volkandan çıkan zehirli gazları soluyanlar ise anında ölüyorlardı. Sonra ardı ardına Pompei üzerine kızgın küller yağmaya devam etti. Ve ilk ölenlerin üstünü yorgan gibi örttü. Birkaç saat içinde dünya ve zevk cenneti Pompei büyük bir mezarlığa döndü. 20 bin insan bir anda yok oldu. Sodom ve Gomorra'yı çağrıştıran şehir Pompei. Gökyüzü kararmış olduğundan şehirde görüş mesafesi sıfıra düşmüştü. Şehrin insanları rastgele sağa sola koşup duruyorlardı. İçlerinde farkında olmadan Vezüv'e doğru koşanlar bile vardı. Kurtuluşu evde görenler, volkandan çıkan müthiş sıcaklık yüzünden
havadaki oksijenin kısmen karbonik gaza dönüşmesiyle boğuluyorlardı. İnsanlar taştan tanrılarından bu ölüm anında canhıraş yardım diliyorlardı. Kendilerini tanrı ilan eden Romalı yöneticilerin put tanrılarına ne kadar inandıkları şüpheli olsa da kendi tanrılıklarını onaylatmak için bu put tanrılara ihtiyaçları vardı. Kısacası Roma'nın zalim aristokrat yönetimi iktidarlarını bu taştan put tanrılara borçluydu. Bu Roma'nın akla ziyan putperest halkının putlarına yakarışları hiçbir zaman duyulmayacaktı. Zira kendi tarihinden habersiz insanoğlunun bu kaçıncı aldanışıydı. Bu dramatik helakın uzak ve yakın seyircileri yahut bu azaptan kurtulanlar ise maalesef bu şokla da uyanamayacaklar ve tanrıların gazabı diyerek dramatik aldanmalarını sürdüreceklerdir. Eski putperest kavimlerin elçilerini öldürmeye teşebbüs ederek helak olmaları burada hatırlanmalıdır. Çağının emperyal gücünü temsil eden paganist Roma İmparatorluğu'nun yöneticileri de İsa peygamberi öldürmeye teşebbüsün cezasını acı bir şekilde ödemiş görünmektedirler. İsa peygamberi öldürmeye teşebbüs suçu her ne kadar Yahudi din adamlarının tarihsel katletme alışkanlıklarının bir tezahürü ise de zalim Roma'nın bu suçun ortağı olduğu apaçık ortadadır. Yaklaşık 2000 yıl o görkemli villalar, heykeller, duvar resimleri, mozaikler, tapınaklar ve pazarlar dokunulmadan gömülü olarak kaldı. Arkeologlar kenti keşfettiklerinde son gün pişmiş ekmeği bile fırında buldular. Pompei'nin üzerine düşen kızgın küller 3 gün siyah kar gibi yağmaya devam etti. Ve arkasından Pompei tamamen sessizliğe gömüldü. Pompeililer taş kalıplar halinde çıkarıldıkları vakit ölüm anında ne yapıyorlarsa o halde bulundular. Bir duvarın üstünde ise bugün bile görülebilecek Sodom ve Gomorra yazısı bulunmaktaydı. Tarihçilere göre Pompei'de yaşayan Yahudi köleleri bu yazıyı Pompei'nin putperest, sapkın ve şımarık hayatına işaret etmek için yazmışlardı. Evet, bu makalede de antik şehirlerden olan Pompei'ye değindik. Birçoğunuz bu şehirle alakalı haberlerde olsun, çeşitli makalelerde olsun mutlaka duyum almışsınızdır ya da bir şekilde kulağınıza çalınmıştır diye düşünüyorum. Çünkü yani yok oluş süreciyle çok ünlü bir şehir bu. Bir yanardağın patlaması sonucu tarihe gömülmüş bir Roma şehri. Ve şöyle söyleyebilirim, bu şehirle alakalı birçok belgesel izledim ben. Viasat History'nin, National Geographic'in yayınladığı. Birçoğundaki gördüğüm kadarıyla yani şehirde yok olan insanlara ait görüntülerin birçoğu bildiğiniz sanki hani o anda donmuş gibi, makalede de kısmen bahsetmiştim. Sanki bir heykeltıraş gelmiş de insanların heykelini yapmış gibi duruyorlar. Tabii ki bu lavlardan kaynaklı ve o şekilde kazınmış kalmışlar, o kalmış şekilde olduklarından kaynaklı bir durum. Ve çok ilginç bir şehir yani çok böyle şımarık bir hayat yaşamışlar o şehirde ve sanki bir anda volkan onlara alın size böyle bir ceza demiş gibi bir durum olmuş. Çok ilginç bir şehir ve hala da arkeologlar orada çalışmalar yapıyorlar. Belgesellere de konu olan birçok videoda gördüğüm kadarıyla halen devam eden kazı çalışmaları var. Ve hatta Viasat History'de yanılmıyorsam izlemiştim. Vezüv'den kaçıp da farklı yerlere yerleşmiş olabilecek insanların nerelere gitmiş olabileceğine kadar detaylı inceleme yaptılar. Orada görmüştüm ben de. Ve Pompei gerçekten hani insanların bu tarz felaketlerle nasıl ölebileceklerinin en büyük örneği teşkil ediyor aslında bir nevi. Biliyorsunuz yani dünyada çok büyük süper volkanlar da mevcut. Pompei'deki Vezüv Yanardağı da bu süper volkanlardan değil ama normal bir volkanın insanları ne hale getirebileceğini en büyük kanıtlardan birisi. Bu şehirle alakalı dediğim gibi çok fazla arkeologlar araştırma yapıyor. Ve bu araştırmalarda buldukları
birçok insan kalıntısını da özellikle koruyabilecek düzeyde ve sergileyebilecek düzeyde barındırmaya ve tutmaya çalışıyorlar. Ve hani yani şöyle söyleyebilirim size, arkeologların bunları gördüğü süreçteki tarihsel kayıtları dile getirirken artık yaşam nasıl olmuş, işte neler vardı, işte insanlar nasıl yaşıyordu o dönemde bu kadar detaylı bir vaziyette bulabiliyorlar. Ve hani o yıllara resmen ışık tutuyor diyebiliriz Pompei'deki olan patlama. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.